Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün hamuru kolayca açılan sütlü lavaş tarifi vereceğim. Yapımına geçiyorum. Klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 1 su bardağı ılık suyu, yarım su bardağı ılık sütü yoğurma kabına alıyorum. 1 tatlı kaşığı instant mayayı ekliyorum. Yine aynı bardak ölçüsüyle 4 su bardağı unu, 1 tatlı kaşığı tuzu ekleyerek hamuru yoğurmaya başlayacağım. Un miktarı kullandığınız unun kalitesine göre, markasına göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen şu an benim yaptığım gibi siz de azar azar ilave edin. Hamur biraz toparlandıktan sonra bir yemek kaşığı ayçiçek yağını ekledim. Eklerken kamera çekmemiş. Ee, yağı ekledikten sonra şöyle bir kasenin içinde karıştırıyorum. Ve masanın üzerine alarak 5 dakika hamur pürüzsüz oluncaya kadar iyice yoğuruyorum. Hamurun kolayca açılması için yoğurma işlemi önemli. Gördüğünüz gibi böyle yumuşak pürüzsüz bir hamur oldu. Şimdi kasenin içine tekrar alıyorum. Üzerini buzdolabı poşetiyle kapatıyorum ve yarım saat kadar bekletiyorum. Evet, şimdi dinlenen hamuru 12 parçaya ayırıyorum ve parçaları yuvarlayarak, toparlayarak beze haline getiriyorum. Bezeleri un serptiğim tabağa yerleştiriyorum ve üzerlerinin kurumaması için az önceki buzdolabı poşetini kapatıyorum. Bundan sonrası çok kolay, çok zevkli ve hızlı bir şekilde gerçekleşecek. Çünkü hamur çok güzel bir hamur ancak yaptığınızda anlayabilirsiniz. Bezelerden bir tanesini aldım. İhtiyaç hissettikçe un kullanarak oklava ile açıyorum. Dilerseniz merdane de kullanabilirsiniz. Ben kamerayı çekim alanından almamak için hepsini açtım. Daha sonra pişirme işlemine geçeceğim. İsterseniz bir taraftan açarak bir taraftan da pişirebilirsiniz. Ben genellikle öyle yapıyorum. Ne kadar kolay bir şekilde açıldığını görüyorsunuz. Yumuşak bir hamur olduğu için, sert bir hamur olmadığı için rahatça açılıyor. Evet, videoyu izlemeye devam ederken beni hangi şehirden veya hangi ülkeden izlediğinizi yorum bölümüne yazabilirsiniz. Bilmeyenler, merak edenler için ben Eskişehirliyim ama Manisa'da yaşıyorum. Herkese Manisa'dan sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum. Açtığım hamurların fazla ununu silkeleyerek masanın üzerine sofra bezinin üzerine yerleştirdim. Şimdi pişirme aşamasına geçiyorum. İyice ısınmış olan tavanın üzerine hamuru yerleştirdim. Çevire çevire yani kısa süreli aralıklarla çevire çevire toplamda 2 dakika pişirdikten sonra ocaktan alıyorum. Hepsini aynı şekilde pişirmeye devam ediyorum ve sofra bezinin üzerine alarak yine üzerlerine bez ile kapatıyorum. Pişirme işlemini tamamlamak üzereyim. Detaylı bir şekilde size nasıl yaptığımı göstermeye, anlatmaya çalıştım. Sorularınız varsa yorum bölümünde tabii ki yine sorabilirsiniz. Ee, bu lavaşları ben derin dondurucuda muhafaza edeceğim. Bir buzdolabı poşeti içine alarak siz de böyle yapabilirsiniz. Yiyebileceğiniz kısmını alarak geri kalanı derin dondurucuda muhafaza edebilirsiniz. Ee, veya daha fazla ölçüde yaparak yine derin dondurucuya kaldırabilirsiniz. Evet, hepsini pişirdim. Dediğim gibi ben derin dondurucuya kaldıracağım. Böyle vakit buldukça yaparak derin dondurucuya kaldırınca istediğiniz kadarını çıkartıp istediğiniz yemekle servis edebiliyorsunuz ve yumuşacık oldular. Mutlaka deneyin. Daha önce yapmadıysanız nasıl yapılır tarifini arıyorsanız benim tarifimle deneyebilirsiniz ve yaptığınızda denediğinizde olumlu olumsuz görüşlerinizi yorum bölümüne yazarsanız da sevinirim. Videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Abone değilseniz abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretini tüm olacak şekilde etkinleştirirseniz yani bildirim zilini açarsanız yeni videolarımı kaçırmamış olursunuz. Hemen haberiniz olur. Ayrıca bu lavaş tarifini görmesini istediklerinizle paylaş butonundan paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.